Herkese merhabalar. Malum Kurban Bayramı da yaklaşıyorken sizlere faydalı bir içerik üretmek istedik. Uzman kasaplarla birlikte çok merak edilen soruları yanıtlayacağız. Buzlukta saklanan etin lezzeti kaçar mı? Biraz tabii kaçar. Peki ne yapmalıyız kaçmaması için? Yani mümkün mertebe erken kullanacaksınız veyahut da onu yani yine buzdolabı koşullarında saklayacaksınız. Başka bir durum yok. Kurbanda kesilen eti nasıl saklamalıyız? İlk kestiğin zaman buzdolabının altına sereceksiniz. Havalandırma olacak. 0 derecede dinlendireceksiniz. 0 derecede dinlendirdikten sonra onu daha sonra poşete buzdolabı şartlarında saklayabilirsiniz. Kurban eti hemen mi yenmeli, birkaç saat bekletilmeli mi? En az 24 saat beklenir. Esas normali 24 saattir. Yani sağlık açısından en iyi 24 saattir. Hemen yenilmemesi doğru değil. En azından bir 6 saat dinlenmesi gerekiyor. En az. Evet. O zaman eti kestikten sonra hemen kavurmayı yemek çok doğru bir şey değil. Değil. Kurban etinden hayvanın kekik yediği anlaşılır mı? Yani şu an anlaşılmaz. Şöyle, zaten hayvanlar şu anda entegre testle besleniyor. Yani besli hayvanı. Ama bizim doğunun hayvanı yine yaylınlara çıktığı zaman evet biraz farklı yani. Doğuyla batı farklı. Doğudaki hayvan mı daha lezzetli yoksa batıdaki hayvan mı? Yani şimdi batıdaki hayvan genelde besli hayvanı. Doğudaki hayvan da genelde yaylım hayvanı. Yani o daha lezzetlidir. Ama tercih genelde hepsi bat hayvanı. Sosyal medyada görüyoruz artık bazı kasaplar ete farklı şeyler doğru uyguluyor. Bunlar tamamen şov için mi yoksa etin lezzetine bir etkisi var mı? Tamamı şovdur. Yani onların hiçbir özelliği yoktur. Herhangi bir katkısı da yoktur. Hatta tam tersi eti lezzetini alıyor. Yani et gibi yiyeceğiz. Onlar hep göstermelik. Yani şovmenlikten öte hiçbir şey değil. Eti kavurma yapıp saklamak doğru mu? Evet, doğrudur. Pişirdikten sonra yağlı 200 gram yağla beraber pişirdikten sonra istediğimiz kadar saklayabiliriz. Kavurmayı çiğ mi saklayalım, pişmiş mi saklayalım? Pişmiş. Bozulmuş bir eti nasıl anlarız? Ya da buzdolabında durdu, hiç buzluğa koymadık. Ama et bozuldu. Yani normalde bir etin yukarıda yani 0 derece, 0-4 derecede bir 3-4 gün bir şeyi var yani kıymanın haricinde. Hafif rengi atar ama herhangi bir şey olmaz. Ya kokmuş eti zaten koklanır mı? Kokusu belli oluyor. Yani belli oluyor. Sizler kurban etini nasıl saklıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.